Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün plaka tanıma sitemizin 5. videosuyla beraberiz. İlk 3 videomuzda plakanın kameradaki konumunu bulmuştuk. 4. videomuzda ayrıştırma algoritmamızın ilk basamağını gerçekleştirmiştik. Bu videomuzda ise algoritmamızın diğer geri kalan 2. ve 3. basamaklarını gerçekleştireceğiz. Hızlıca tekrardan basamaklarına bakacak olursak, biz sınıflandırma kısmımızı, yani ana problemimizi plaka tanıma ve sınıflandırma olarak ikiye ayırmıştık. Plakayı tanıdıktan sonra karakterleri ayrıştıracaktık ve daha sonra onları sınıflandıracaktık. Sınıflandırma algoritmamız az önce dediğim gibi ayrıştırma ve sınıflandırma ikiye ayrılıyordu. Ayrıştırma kısmında da ilk olarak yapmayı hedeflediğimiz şey eşikleme almaktı. Eşikleme alarak resimlere daha çok odaklanarak belli bir skala ayarlamıştık. 255'ler ve sıfırlar. Siyah beyaz resimde bilirsiniz. Karakterlerimiz siyahtı, arka planımız beyazdı. Bunu dikkat ederek bir eşitleme sistemi kurduk ve 255'leri ve sıfırları değerlendirdik. Daha sonrasında bu derste yapacağımız boyut kontrolümüzde genişlik kontrolümüzün maksimal resimden 8'de 1 kadar olmasını istiyorduk. Bir de alan kontrolümüz vardı arkadaşlar, o da boyut kontrolü sayılır. Alan kontrolüyle de yüksekliği ve genişliği çarparak alanımızın 200'den büyük olmasını istiyorduk. Şimdi hızlıca bir önceki derste yaptıklarımızı tekrar edecek olursak verilerimizi okumuştuk. Boyutlarımızı boyut skalamızı ayarlamıştık. 500x500 şekilde ve plakanımızı plaka dön konutundan okumuştuk. Bunu okuduktan sonra plakanın boyutlarını ayarlamıştık ve plakayı o resimden kesmiştik. Resimden kestikten sonra görselleştirdik ve boyutu iki katına çıkartmıştık. İki katına çıkartma sebebimiz pikselliği yok etmekti ve resme daha çok odaklanabilmekti. Daha sonrasında bunu gri skalaya dönüştürmüştük arkadaşlar. Çünkü siyah beyazlara odaklanacaktık ve diğer resimlerin diğer renklerle pek bir işimiz yoktu. Karakterlerimiz siyahtı, plakamız da arka planı beyazdı. Diğer RGB kodları, yani diğer renklerle bir işimiz olmadığı için gri skalaya dönüştürerek onun üzerine devam ettik. Dönüştürdüğümüz gri skala resmi adaptive trash mean, yani ortalama adaptive trash ortalama eşikleme uygulayarak eşitleme sistemine tabi tuttuk. Bunu ters im olarak aldık. Yani binary ya geçmiştir ya geçmemiştir. Geçmiş olanlar pozitif, geçmeyen negatif olarak değerlendiriliyordu. İm yaparak tersini yaptık. Geçmiş olanlar negatif, geçmemiş olanlar pozitif olarak değerlendirilecek. Pozitif negatif dediğimde arkadaşlar, pozitifse eğer 255 atanır, negatifse 0 atanır. Bunu da burada söylemiştik. Daha sonrasında morfolojik işlemlerden gürültülerimizi yok etmiştik. Kendilerimizi belirlemiştik. 3-3 boyut demiştik buna. Ve kendileri belirledikten sonra açma işlemi uygulayarak morfolojik işlemi sokup gürültüleri bir nebze yok etmiştik. Şimdi bu dersimizde ilk olarak arkadaşlar counter'ları bulmamız lazım. Counter'ları bulmak için sizin de bildiğiniz üzere OpenCV'nin yardımıyla find counters fonksiyonumuzu çağırıyorum. Bu arada yanlış yazdık herhalde. Byte count fonksiyonunu çağırıyoruz. Hangi resim üzerinden bulacağım bunu söylüyoruz. TH image üzerinden bulacaktık. Daha sonrasında hiyerarşiyi nasıl işleme alacağız onu söylememiz gerekiyor. Buraya diyoruz ki CV2 diyorum. Red diyorum. External diyorum arkadaşlar. Ondan sonra bulunan counter'ların nasıl tarif edileceğini söylüyorduk. Piksel piksel bütün counter'lar mı gelsin yoksa XY konumu mu ve WH değerleri mi gelsin, bunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun için de CV2 OpenCV tuvaletimizin yardımıyla chain aprox simple komutumuzu property'mizi özelliğimizi çağırıyoruz. Bunu diyerekten bize konum konum dönmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra bu counter'lar bize iki temel değişken döndürüyorlar. Birincisi counter'ın bulunduğu konumlar, yani bizim counter'larımız döndürüyor arkadaşlar. İkinci değişkenimiz de eğer buraya cnt 1 yazarsam bu da hiyerarşik yapıyı döndürüyor. Hangisi hangisinin üzerinde, hangisi üst yapı, alt yapı şeklinde hiyerarşik yapıyı döndürüyor. Bunun için find counters adı altında bir algoritmamızda, yani find counter'ları bulma algoritmamızı incelerken derin bir şekilde hiyerarşik basamaklar nasıl yapıldığına bakarız beraber. Şimdilik biz hiyerarşi kısmını ilgilenmiyoruz. Burada sadece bildirdik dış hiyerarşi, yani sadece dış counter'ları al dedik. Ve biz counter'larımızla ilgileneceğimiz için cnt'e 0 alıyoruz arkadaşlar. Ve karakterlerimiz belli bir skaladan büyük olduğu için, yani ilk 15'te, ilk 20 counter'da bulunacağını düşünüyorum. Çünkü karakterlerimiz plakada bakacak olursak, bir araya gelme oranları, bütün resimlere bakacak olursak büyük olacaklar. Hatta bunu böyle şu çalıştıralım. Görerek anlarsak daha güzel olur.
Şu an gelmesini bekliyorum. Evet, plakanın konumunu buldu. Yakaladık. Plaka yakaladı arkadaşlar. Basit bir şekilde bakacak olursak 2 var ve 9 var. Bu 2 ve 9'un counterlığını hani tarif edebilecek başka bir değer yok. Şöyle ilerleyelim burada. Bu eşitlenmiş hali, bir de gültü yok edilmiş haline bakalım. Arkadaşlar burada 255 gördüğünüz her yer bir counter. En büyük counter burada şu olarak tarif edilebilir. Yani plakanın çerçevesi. Ama daha sonrakilere bakacak olursak artık karakterler olduğunu görürüz. Bu yüzden ilk 15'likte hatta ilk 10'lukta rahatlıkla bizim ihtiyacımız olan karakterler bulunacaktır. Bunun için ben büyükten küçüğe doğru sıralamam lazım. Sıralamak için buraya diyorum ki shorter yazıyorum. Neye sıralayacağım arkadaşlar? Counter'ları sıralayacağım. Counter'ları hangi ifadeye göre sıralayacağım? Onu söylüyorum. Key ifademi insan. Civ kütüphanemizin yardımıyla counter diyorum. Bir dakika, hemen şöyle yazalım. Counter araya fonksiyonumuzu dahil ederekten bunu kullanıyorum. Counter araya fonksiyonumuz onun alanını buluyor. Yüksekliği genişliği çarparaktan alanını en büyükten en küçüğe doğru sıralayacak arkadaşlar. Daha sonra buna demem lazım ki reverse true demem lazım. Çünkü küçükten büyüğe sıralayacaktır. Reverse true diyerekten büyükten küçüğe doğru sıralamasını sağlarız. Bunu dedikten sonra bahsetmiştim ya ilk 20, ilk 15. İşte burada ilk 15 alacağımızı bizim belirtmemiz gerekiyor. Şimdi counter'ı bulduktan sonra artık geri kalan işlemlerimiz kolay. Burada belirtmiş olduğumuz genişliği yakaladığımız, genişliği kontrol ettiğimiz kısmı ve alanı kontrol ettiğimiz kısmı arkadaşlar işleme almamız gerekiyor. Bunun için tek tek counter'ın üzerine dönelim. For i diyelim, c diyelim. I index c'de counter tarif ediyor. In cnt diyoruz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra her bir counter'ı x, y, w, h'den tarif edildiğini söylemiştik. C'in aprox simple yazarak. Onu alalım. Onu tarif eden yani x, y, w, h demek ne demek? Bir dikdörtgenlik demek arkadaşlar. Onu temel manada ifade etmek için rectangle'ın rectini kullanıyorum. Rectangle İngilizce'de dikdörtgen kare demek arkadaşlar. OpenCV kütüphanemizin yardımıyla tekrar buraya çağırıyorum. Minimum araya rectangle, yani en küçük kareyi, en küçük dikdörtgeni bana döndür şeklinde söylüyoruz. Counter içine veriyorum. Bunu verdikten sonra bize bir dikdörtgen döndürüyor. İçinde yükseklik, genişlik, merkez noktanın x-y koordinatı ve rotate yani açısı bulunacak arkadaşlar. Bunu yazalım. Daha sonrasında birazdan ne olduğunu detaylı bir şekilde açıklayalım beraber. R diyelim, rect. Şimdi buraya bakacak olursak mevzu ne? X-Y konumuz merkez noktaydı. Ama biz her zaman X-Y'de burada bakacak olursak sol üst köşeye odaklanıyorduk. Neden X-Y merkez nokta döner? Çünkü arkadaşlar counter ifadelerinde bir nesnenin yoğunluk merkezine odaklanmamız daha önemli. O nesnenin ne olduğunu anlamalı. Sol üst köşe WH'den dikdörtgen çizdirmektense bazı durumlarda o nesneyi yuvarlaklığımızı bir nesne olabilir ya da çeşitli farklı geometrik şekiller nesneler olabilir. Bunları yakalanmakta, bunları daha rahat anlaşabilmekte yoğunluk merkezini almamız daha önemli. Bir diğer sebebi de arkadaşlar renkler yoğunluk merkezine göre hizalanıyor. Yoğunluk merkezini yakaladıktan sonra renkleri daha iyi analiz edebilme şansımızı elde ediyoruz. Bu renk analizleri, sonra diğer şekiller gibi durumları başka derslerimizde, başka projelerimizde tekrardan dillendiririz. Beraber işlemi alırız arkadaşlar. Şimdi algoritmamı açalım. Buraya demem lazım ki birinci kontrolü işlem almam lazım. Birinci kontrolüm ne arkadaşlar? W yani genişliğimiz ana resmin genişliğinin 8'de 1 olması lazım. Yalnız bazen 8'de 1 olmayabilir. Mesela buraya bakacak olursak şu geni yani bu yükseklik ama ben genişliği kastederken en büyük değeri almak istiyorum. Yüksekliği alalım bu yüzden. Yaklaşık yüksekliğimiz 20'den 60'a 40 boyutunda 250 yani yaklaşık 5'te 1 boyutunda arkadaşlar 8'de 1 ile bunu ifade edemeyiz. Bundan dolayı 8'de 1 evet güzel bir skala ama her karakter bunun içine girmiyor. Ama hepsine gireceği bir skala değeri daha var. 4'te 1'ini almak yani arkadaşlar. 4'te 1'ini alırsak hemen hemen her karakteri işleme alacağızdır. Ufak bir sıkıntı yarattırabilir. Bazen bir iki tane yanlış nokta yakalayabilir. Ancak bunları bir sonraki derste yapacağımız erişilen sinir ağı, ağımız ile sinir ağı sistemimiz ile yok edebiliriz. Arka plan sınıfında bunları sınıflandırabiliriz. Şimdi kontrol 1 demiştik. Kontrol 1'i yaparken ilk başta şeyi seçmeliyim. Acaba hangisi büyük? W mu büyük? H mi büyük? Hangisi büyükse arkadaşlar büyük olan
Bizim ana resmimiz boyutunun 4'te 1'inden küçük mü? Bunu kontrolünü yaptık. Bu da 8'de 1 demiştik ama biz 4'te 1'inden ayarladık. Çok fark etmez. Fark eden nokta da bizim yararımıza lehimize olacaktır. İkinci bir kontrolümüz daha var. İkinci kontrolümüz ise de alan kontrolümüz. Bunu hızlıca WH çarparak 200'den büyük diyerekten yapabiliriz. Şöyle yazalım. Ya da direkt CV2 counter array fonksiyonunun içinde counter'ı verirseniz bunun da sonucunu aşağı yukarı aynı çıkacağını görürsünüz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra demem lazım ki kontrol 1 and kontrol 2 sağlanan her bir counter bölgesini işleme alabilirsin. Kontrol 1 ve kontrol 2 sağlayan her bir counter bölgesini arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra biz sol üst, sağ üst, sol alt ve sağ alt koordinat değerlerine ihtiyacımız var. Şurayı biraz hızlı geçtik. Aslında algoritmamızı burada tamamladık. Biz artık karakterleri yakaladık arkadaşlar. Belki hata olabilir ama çok önemli değil. Karakterleri burada yakaladık. Şu an ne yapıyoruz? O karakterleri kesme yapacağız. Karakterleri keseceğiz ve bir sonraki derste veri seti oluşturmak için onları kaydedeceğiz. Ya da bir sonraki dersin sonraki dersinde sınıflandırmayı halletmiştik. Sınıflandırmadan sonra onları tekrardan kullanabilmek için işleme alacağız. Her şekilde onları kesmemiz gerekiyor. Nasıl kesebiliriz? Şu an onun cevabını arayacağız. İlk olarak buraya diyelim ki bulunan karakter manasında hangi karakter ya da konumların ne olduğunu bakmak için X, Y ve H olarak yazıyorum. İncelerken kafamda bir şekil oluşması için. Daha sonra box diyorum. Sol üst, sağ üst, sağ alt ve sol alt noktaları yakalayabilmek için. CV2 diyorum. Box point diyorum arkadaşlar. Box point fonksiyonumuz biraz sesin düştü. Hatta bir kahve istemeyi olur. Box point arkadaşlar fonksiyonumuz bizim vermiş olduğumuz rectangle X'e merkez noktasının WH'ı dikkate alaraktan açısını hesaplar ve sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt noktaları bize tam olarak bu box ifademiz içinde bize verecektir. Daha sonra ben ama bunu öyle bir veriyor ki tam olarak veriyor arkadaşlar. Tam olarak hesaplıyor ve oran resimle kontrolün neredeyse onu yakalıyor. Bu buçuklu ifadeler, onalık ifade olarak bize dönerek karşımıza geliyor. Biz bunu CV2 ile integer, CV2 değil pardon, demeliyim ki numpy integer 64 ile box'ı vererekten düzenlememiz lazım. Şimdi unsecret integer 8 kullanıyorduk. Niye 64 kullandık? Unsecret bildiğiniz üzere pozitif tam sayılar. Ama bizim kutumuz, karemiz, dikdörtgenimiz eksi bir noktada olabilir. Yani resmin dışında olma ihtimali var. Ve 64, 8 bit değil de 64 bit de programladık. Arkadaşlar biz şu an küçük bir resimle çalışıyoruz. Ancak büyük resimlerle çalışabiliriz. Full HD, 4K, belki ileride 8K gibi resimlerle çalışabiliriz. Bu durumlarda elimiz alışkan olması için integer 64 yazıyoruz. Aynı şekilde depolama alanı, bellekte de kaplayacağı alan şey çıkmasına rağmen 8 katına, yaklaşık 8 katına çıkmasına rağmen alt tarafı 4 veya 8 değişkenle kaplayacağı için çok büyük bir bellek hafızamızı zorlamayacaktır. Integer 64'ten devam edebiliriz. Bunları aldıktan sonra bizim işte şu anda sol üst noktayla sağ alt noktayı tespit etmemiz lazım. Çünkü sol üst noktadan sağ alt noktaya şöyle bir dikdörtgen çizdireceğiz arkadaşlar. Minimum x diyorum. Minimum y diyorum. Maksimum x diyorum. Maksimum y diyorum. Minimumları tanımlarken arkadaşlar minimumları tanımlarken numpy minimumu kullanacağım. Neden numpy minimumu kullanacağım? Şimdi devam edelim. Tekrardan anlayacaksınız. Şimdi box diyorum. Box'ın bütün hepsini al. Bütün hepsinin x ekseni koordinat düzeni hatırlarsanız birinci indekste bulunur. Yani hocanın size şöyle 15'e 20 gibi ifade verdiğini, 15'in x, 20'nin y noktası olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden sıfırıncı indekslerin hepsini alıyorum. Ve minimum x noktasını belirledim. Daha sonrasında, bu arada numpy minimum niye kullanım onu anlatacaktım. Arkadaşlar minimum fonksiyonumuz Python'a gömülü bir fonksiyon. Aynı şekilde numpy'da da dahil edilmiş bir fonksiyon. Ve içine binmiş olan listenin en küçük elemanını alaraktan bize geri döndürecektir. Yani minimum x noktasını yakalayacağız. Burada bütün x'leri seçtim. Bu ifade hepsini al. Hepsinin sıfırıncı indeksindeki değerleri al. Bütün x'leri seçtim. Bütün x'lerden en küçük x'i bize döndürecek. Tekrar numpy minimum diyorum. Box'ın içinden açtık. 1 diyorum. Çünkü y'ler 1'deydi. Şimdi minimum değil artık maksimum diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü maksimum yani en büyükleri yakalamamız lazım.
Burayı diyelim ki max diyelim. En büyük x yakaladık. Daha sonra maksimum y diyelim. Burayı 1 yazmamız lazım. Şimdi minimum ve maksimum noktalarını yakaladık. Minimum ve maksimum noktalarını yakaladıktan sonra kusuruma bakmayın. Yakaladıktan sonra bir şeyi fark edeceksiniz. Aslında siz eğer kontrolleri şimdi yapacağım işlemi yapmazsanız bir şeyi fark edeceksiniz arkadaşlar. Bu minimum maksimum noktaları öyle bir noktalar oluyor ki bu B harfini tarif edecek olursak şöyle yakınlaştıralım. B'nin tam olarak şu noktasına başlar. Tam olarak bu noktasına biter. Sıfıra sıfır gider arkadaşlar her bir köşeden. Ama bu sıfıra sıfırlık bize fayda etmeyebilir. Bizim biraz daha B'yi daha iyi görebilmemiz lazım. Yani ben şunu istemiyorum da böyle tam olarak sıfıra sıfırdan şöyle bir şey istemiyorum da şöyle bir şey istiyorum. Girelim, atıyorum. Böyle bir şey istiyorum arkadaşlar. B'yi biraz daha görebilmek istiyorum. Modelimi bu yönde eğiterekten daha iyi sonuçlar elde edeceğim. Ben bunu odak değişkenine tanımlıyorum. O da 2 diyorum. Yani 2 piksel fazlalaştırmış halini al. Soldan, üstten, sağdan, alttan ikişer piksel hepsini ekleyeceğiz. Şimdi minimum bunların hepsini tekrar alalım. Buraya koyalım. Minimumu tanımlarken eğer değerimizin eksiye gitme ihtimalinden dolayı buraya 0 yazacağız arkadaşlar. Eğer eksi bir değer alırsa o 0 olacak. Neden eksileri şu an kullanamıyoruz? Çünkü kesme işlemi yapacağız. Kesme işlemini sadece var olanlar üstünden yapabiliriz. Counter tanımlamayı olmayanlar üzerinden yapabiliriz. Eksi noktalarda, resimde o an bulunmayan koordinatlar yapabiliriz. Ancak kesme işlemini sadece var olan noktalar üzerinden gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden 0 dedim. Sonra diyorum ki minimum x'ten çıkart odak kadar. Sonra minimum y'den de aynı şekilde çıkart odak kadar. Bu sefer arkadaşlar minimum fonksiyonu kullanacağım. En az alacağım. Ve buraya diyeceğim ki şuradan hemen bakalım. W diyeceğim. W'muz 2 ile çarpmıştık. Yani en fazla yüksekliğin genişliği olsun. Çünkü demiştim ya sadece var olan kısımları kullanabiliriz. Şuraya tekrar gelelim. Yani bu resim boyutu yaklaşık 270. Ben en fazla 270 değerini alabilirim maksimum olarak. Ben buraya diyorum ki en fazla 270 al. Eğer 270'in yüksek bir şey olursa en düşük olarak 270 al. Alçak bir şey olursa mevcut olanı alıp kullanabilirsin diyorum. Şimdi minimum x'te kalmış. Bunu maksimum yapmamız lazım. Odaklan toparladık. Burayı devam edelim. Burayı da maksimum y yapalım. Bunu da hemen h diyelim. Şöyle. Şimdi çıkarttık, toparladık. Artık kesme işlemine hazırız arkadaşlar. Kesme işlemini kolaylıkla yapabiliriz. Buraya kestiğimiz parçayı kastederekten kesim diyorum. Kesimi nereden keseceğiz? Biz mevcut olan resmimizden keseceğiz. Mevcut olan resmimiz neydi? Plaka VGR'dı. Mevcut olan resmimiz ise buradaydı gençler. Plakayı evet burada kesmiştik imajımızdan ve plaka VGR'dan biz artık karakterlerimizi tek tek kopartacağız. Nereden başlayacağız? Minimum Y'den başlayacağız. Maksimum Y'ye kadar kes dedik. Sonra minimum X'ten başla. Maksimum X'e kadar kes deyip bunu kopyalıyoruz. Oradaki yapacağımız işlemleri sıkıntıya düşürmemek için kopyalama işlemini aldık arkadaşlar. Şurada hemen dosyamızı bir kontrol edelim. Yanlış dosyadaysak. Bunlar denememden kalanlar. Bunları şöyle sileyim. Şimdi karakter seti dosyamızda elde ettiklerimizi kaydedeceğiz. Sonra diyorum ki try diyorum. Dene bakalım. Eğer olmazsa bize bildir. Try. Denedim. Bu fonksiyonu deneyeceğim şu anda. Yazacağım komutu. Image write diyorum. Yani belirttiğim resmi belirttiğim adrese yazacak. Buraya karakter neydi? Setiydi. Karakter setinin altına ismimiz olsun. Yani ismimiz o anki resmin ismi direkt atıyorum. Birinci plaka nokta JPEG gibi bir isim. İsmin yanına bir de indeks numarasını ekleyelim. O counter kasteden manasında diyelim ki JPEG. Sonrasında kesim diyelim arkadaşlar. Bir hatam olmadıysa burada güzel bir şekilde çalışacaktır. Accept diyelim. Burada hata verdiğini varsayıyorum. Yakaladık hatayı. Son diyorum ki madem hata aldın kardeşim umursama. Umursama geç o kısmı. Ben hata almanı istemiyorum. Umursama geç dedim arkadaşlar. Umursama geç dedikten sonra bir de bakalım hangi counter yakalamış bunu görselleştirelim. Plaka BGR'ı kopyalayalım. Plaka BGR'ı niye kopyalıyorum? Çünkü tek tek bütün kanıtları göstereceğim.
Ben bir direkt plaka bilgisayarının üzerine yazarsam bir önceki gösterdiği hale yüzüne kayıtlı olur. Ben tek tek tekrar hepsini göstermek istediğim için kopyaladım şu anda. Zaten işlemi alırken tekrardan güzel bir şey görebilirsiniz. CV2 diyorum. Draw counter fonksiyonunu buradan çağırıyorum. Nereye yazacağım ben bunları? Yazın üstüne yazacağım. Ne olarak yazayım? Hani hangi konulara yazacağım? Box'ın üzerine yazacağım. Simple hani x, y, double h gibi bir ifadeyle belirttiğimiz için 0 yazıyoruz. Eğer simple yerine tek tek pikselleri çağırdığımız property'yi kullansaydık buraya eksi 1 yazacaktık arkadaşlar. Daha sonra ben buraya rengimi tanımlıyorum. 0, 255, 0 diyelim ve kalınlığımız da 1 olsun. Yeşil bir renkte olmasını söyledik. Buraya diyelim ki plt diyelim. Image show göster. Hadi bakalım yazı göster diyoruz. Sonra plt show deyip Allah inşallah kitlemiştir. Kaydettik. Şimdi hızlıca bakalım nasıl olmuş. İnşallah güzel bir şey çalışacaktır. Hata almazsak arkadaşlar. Hata alırsak da nerede aldığınızı bakıp düzeltiriz. Buraları birazcık geçelim. Şimdi 29 AAB 935 şeklinde bir plakamız var. Devam edelim. Burada 2'ye katladık. Devam edelim. 2'ye katladıktan sonra gri formata getirdik arkadaşlar. Sonra eşitleme değerini yaptık. Birinci algoritmamızın birinci adımıydı. Daha sonra yürütelimizi yok ettik. Şimdi asıl işlemi almaya başlayacak. Tıkladık. Ne dedi? For ic in cnt çok fazla değişken bekliyorsun. Bu kadar bu şeyi döndürmüyor. Fonksiyon eksiğimiz var. Enumerate yazmamız lazım arkadaşlar buraya. Şöyle yazalım. Enumerate. Şimdi counter'lar listenin içinde vardı. Ancak index numaraları yok. Ben enumerate yazarak hem index numarasını hem counter'ı dönmesini istiyorum. Enumerate yazmadığım için bu hatayı verdi arkadaşlar. Tekrar başlatalım. Buraları anlatmıştık. Yani loot yok edilmiş şeklinde dedik. Bastık. Bakalım ne gelecek. Hop B'yi yakalamış. Direkt B'yi yakaladık. Bakalım kaydetmiş mi? Karakterin setin içine B'yi kaydettiğini güzel bir şekilde görüyoruz. Ama isim isim ve alter i olarak kaydetmiş. Onun hatası ne biliyor musunuz? F-string kullanmadığından dolayı. Bu F-string arkadaşlar içine verdiğimiz değişkeni şey yapar. İçine verdiğimiz değişkenin isimlerini buraya atar. Yani burada isim i'yi gördünüz ya. Artık orada değişkenin isimlerini göreceksiniz. Bunu silip tekrar başlatalım. B'yi yakalamıştık. 9'u yakaladık. Bakalım. B güzel yakalandı. 9 güzel yakalanmış. Güzel. Devam edelim. Hani bir hata verecek mi ona bakalım. Şimdi B istediğimiz karakter yakaladı. 9 istediğimiz karakter yakaladı. A'yı yakaladı. Algoritma güzel çalışıyor. 9 yakalandı. A diğer A 2 yakalandı. 5 yakalandı şu anda. Son olarak 3 kalmış olması lazım. 3'ü de yakaladı arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde yakaladığını görüyoruz. Şimdi bakalım bir şey yakalayacak mı? Kapattık. Yakalamadı. Algoritmamız bu plakadaki için harika çalıştı arkadaşlar. İhtiyacımız olan tüm karakterleri yakalamasına rağmen hatalı bir şey yakalamadı. Şimdi farklı bir resimle daha deneyelim. Sonra videomu sonlandıraraktan diğer videoyu hazırlayalım. Ve onların ikisini birden paylaşalım inşallah. 34 EA 25-25 geldi. Kapatalım. Bu işlemleri anlatmıştık. Gri format, eşitleme, gülteri yok ettik. Tak 5'i yakaladık. Bak 5 buraya geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hatta ben bunu şöyle alayım. Siz buradan takip edin gelenleri. 5 geldi. A geldi. 2'yi yakaladık. Güzel. 5'i yakaladık bir daha. 2'yi yakaladık. Yakaladık. 3'ü yakaladık. 4'ü yakaladık. Bakalım hatalı bir yakalama var mı? Evet, bir tane hatalı yakalamamız var ama çok önemli değil. Zaten arka plan şeklinde bir sınıf oluşturacağız. Kapattık. Bir tane hatalı yakaladı. Çok önemli değil arkadaşlar. Hızlıca bir resim daha bakalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. 3 diyelim. Yani rastgele yazıyorum bunları. O an aklıma ne gelirse. 41 BT996'ymış plakamız. 2'ye katladık. Boyut 2 kadar çıkarttık. Gri formatı aldık. Eşitledik. Bu arada gluten'in ne kadar çok yok olduğunu fark ediyorsunuzdur. Devam edelim. B'yi yakaladık. Güzel. 9 güzel. 9 güzel. 6. İyi yakalıyor. Algoritmam güzel çalışıyor arkadaşlar. T'yi yakaladık. Hatalı bir yakalama var mı? Yok. 3 resimin bütün karakterleri mükemmel bir şey yakalamasına da beraber bir tane hatalı yakaladı. O bir hata mazur görülebilir. Zaten yapay zeka modelimiz bunu kolaylıkla halledecektir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. En yakın zamanda tekrar yüklemeye çalışacağım. Bir sonraki videomuzda artık veri seti oluşturup sinir ağımızla eğitmeye geçeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.